Merhaba arkadaşlar ülkemizdeki son vaka sayılarına göre yani son pozitif sayılara göre ülkemizde okullar açılacak mı? Eylül ayında ne olacak? Tüm ayrıntılarıyla şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şu an vaka sayısı çok yüksek bir rakam. Neden diye sorarsanız çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sınır 21 olduğunu yani 20 binin üzerinde bir pozitiflik sayısı çıktığında bunun yüksek bir sayı olduğunu belirtmişti. Ve sınır 20 binin şu anda üzerinde yani 26 bini geçik neredeyse 27 binlik bir pozitiflik yani vaka sayısı var. Biz e, bunlar önce de zaten sizlere videolarımıza bahsetmiştik. E, Avrupa ülkelerinde ne oluyorsa bir ay sonra bizde de oluyor demiştik. Ve İngiltere'de yaklaşık daha birkaç hafta önce 50 binlerde olan vaka sayıları şu an 20 binlere 30 binlere düştü. Ancak şunu belirtelim ki bizde de yavaş yavaş artmaya başladı. Yani İngiltere'ye göre bir vaka sayımız olabilir. Pozitiflik sayımız olabilir. Bu da ne anlama geliyor? Önümüzdeki günlerde pozitiflik sayısının daha da artabileceği anlamına geliyor. Okulların açılması için yaklaşık bir aylık bir süre kaldı. Ve bir aylık süre içerisinde bu vaka sayıları hemen düşmeyecek gibi de duruyor. Ee, eğer ki aşılama hızı da yavaşlarsa, e, Eylül ayında okulların açılmasında kademeli bir açış olabilir veya iki günlük bir açılış olabilir. Yani 5 gün açılması şu anki verilere göre zor ihtimal. Ancak dediğimiz gibi kademeli bir açış olur. Yani ilk önce 8-12, 1-2, sonra 5-6, sonra 9-10 gibi sınıflar açılabilir. Bu sadece bir örnek. Ancak dediğimiz gibi şu anki rakamlara bakarsak okulların açılması e, açılabilir olabilir ancak kademeli bir açılış ve sadece 2 gün açılış olacaktır. 5 gün açılması çok zor bu rakamlara göre. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.